Beyin kanseri kadınların korkulu rüyalarından bir tanesidir. Ülkemizde günde 2 kişiyi bu yüzden kaybediyoruz. Dünyada da milyonlarca kadını rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz. Son zamanlarda anlaşıldı ki rahim ağzı kanseri %95 civarında bir virüsün etkisiyle ortaya çıkıyor. Buna HPV virüsü diyoruz. Yani insan sihir virüsü veya human papilloma virüsü. Bu virüs cinsellikle geçiyor. Ama spermle değil de cilt cilde temasla geçiyor. Yani bacak arasındaki ciltle bacak arasında cilt değdiği zaman birbirine cinsel ilişkide oradan oraya atlıyor. Yani bir prezervatifle de korunamıyorsunuz. Zor bir korunma. Dolayısıyla daha yaygın ve bulaşıcı bir şey. Bunun ne önemi var derseniz şu önemi var. Bu HPV'ler bir sürü cins. Bunun bazı cinslerinde dış organlarda sihir dediğimiz ve pürtük pürtük bir takım sivilceler yapıyor ve bunlar hakikaten hem görüntüyü bozuyor hem de giderek hızla yaygınlaştığı için de çok ciddi bir sorun yaratıyor. Bir grubu da biraz daha tehlikeli bir grup. Vajinanın içine girerek rahim ağzı kanserine yol açıyor. Bu virüs aynı zamanda vajinal ve dış dudak kanseri de yapıyor. Hatta oral sekste boğaza geldiği zaman bademcik, gırtlak, yutak ve bütün o bölgelerde de kanser yapabiliyor. Yani gerçekten çok yaygın bir kanser sebebi. Bu virüsün tabii teşhisi çok önemli bir adımdı. Virüs olduğu zaman bunun karşı olan aşısını da yapmak çünkü mümkün. Nitekim çok uzun çalışmalardan sonra HPV'ye karşı bir aşı geliştirildi ve şu an biz de onu yaygın olarak uyguluyoruz. Biz bunu bütün gençlere, cinselliğe başlamadan önce olmalarını tavsiye ediyoruz. Kızlara ve erkeklere. Önce 9-26 yaş arası diye bir grup kondu ama şimdi artık 45 yaşına kadar kadınlarda bu aşıyı yapıyoruz. Erkek çocuklarını da artık Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisiyle yapmaya başladık. Çünkü erkekler de bunu sonuçta bir kadından alıyorlar. Ve çok uzun kuluçka süresi olabiliyor. Yani işte bu virüsü aldıktan sonra bazen işte 3 hafta sonra sihirler çıkıyor. Yani bazen 13 yıl sonra çıkıyor. Vücudun direncine göre bazen zaman içine gelişip bir takım hücre bozuklukları yapabiliyor. Onun için bu gerçekten devrimsel bir bilgi niteliğinde. Biz bütün kadınların dolayısıyla yılda bir kere pap smear yaptırmalarını mutlaka istiyoruz. Özellikle pap smear'inde bu virüs görünürse de onların daha sık yapılması lazım. Çünkü dediğim gibi bu virüs hücrelerin bozulmasına ve rahim ağzı kanserinin oluşmasına yol açabiliyor.